Hak var. Kimsenin olmadığı ortamlarda davranışlara dönüştürmüş olsak da biz yine de olsa tanıdığımız kimse görmüyor. Görseydi tırnak içerisinde karizmamız çizilirdi belki ama insanlar ne de olsa görmüyorlar bizi diyerek rahatça yaptığımız davranışlarda var ya, her nerede olursanız olun, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ, her nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا, velev ki sağlam kaleler içerisinde olsanız da, her neredeyseniz de, çarşıda pazardaysanız da, kırda bayırdaysanız da, tatildeyseniz de, Avusturya'daysanız da, Türkiye'deyseniz de, her nerede olursanız olun, her zaman, her daim sizi kimsenin görmediğini zannettiğiniz ortamlarda, yanınızda kimse yokken, harama rahat rahat dalabileceğiniz ortamlarda, gönlünüz harama tevessül etmişken, her an ve her yerde hazır ve nazır olan Allah her an görmektedir bizleri değerli kardeşlerim. Her an kesintisiz kameraya kaydeden görevli melekler vardır. 4G'lerinden 5G'lerinden de daha çekim kuvveti yüksek olan, çekim miktarı gigabaytlarla sınırlı olmayan görevli melekler var değerli kardeşlerim. Her zaman sınırsız bir kayıtla kaydediyorlar. Ve o kayıtlar günü geldiğinde en üstün çözünürlüklerle gözümüzün önüne konulduğunda, bu ne biçim bir kitapmış ki la yuhadiru sagiraten ve la kebiraten diye geçer ifadede. Bu nasıl bir kitapmış? Öyle değil mi önümüze kitaplarımız konulduğunda? Bu nasıl bir kitapmış? Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış ki. Ben kendi başımayken yaptığım ufak tefek televizyonda açtığımda seçici olmadan, haram mı helal mi karşıdaki görüntüler seçici olmadan zaman zaman izlediğim şeyler de vardı. Onları bile not etmiş. Nasıl bir kitapmış bu? Perşembe sohbetimizde bir kelime kullanmıştık. En yakın dostumuzun duymasını istemediğimiz sırlarımız var değil mi? Hemen yanı başımızda gençlerimizin kanka diye tabir ettiği, yaşı ileri olanlarımızın ahbabı her neyse, en yakın dostumuz, en samimi arkadaşımız, her şeyimizi paylaştığımız kardeşlerimizin dahi duymasını istemediğimiz sırlarımız var değil mi değerli kardeşlerim? Duysalar yerin dibine geçeceğimiz, tabiri caizse rezil olacağımız, yani tırnak içerisinde karizmamızın çizileceği durumlar var değil mi? Sadece Allah ile bizim aramızda olan. Peki madem öyle, madem insanların duyduğunda karizmamızın çizileceği pek çok durumumuz var, bizim yaratılışımız buna meyyal. Hele ki nefsimizle baş başa kaldığımızda, insanların olmadığı ortamlarda madem harama düşmeye meyyaliz, bunun da bir panzehiri var değerli kardeşlerim. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddamu ve atarahum. Allah meleklerine kulumla ilgili olarak yazın ne varsa hükmünü verdiğinde, ne yapmışlarsa yazın hükmünü verdiğinde soracak Allah, başkaca bir şeyiniz kaldı mı kaydetmediğiniz? Hayır ya Rabbi. Bizim gördüğümüz, bizim şahitlikte bulunduğumuz her amellerini yazdık. Hepsi burada, iyisiyle kötüsüyle. Hepsi kayıtlı ya Rabbi. Var mı başka bir şey? Hayır ya Rabbi. Bildiğimiz kadarıyla yok. Peki der Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ben kendi katımda gizleyişimi ekleyeyim o zaman ona. Ya Rabbi der melekler. Biz gördüğümüz her şeyi kaydettik. Başkaca bir amelleri mi vardı bu kulların? Rabbi Rahim, o kullar gönüllerinden Allah, Allah diyorlardı. O kullar insanların olmadığı ortamlarda, hatta insanlarla beraberken dahi gönüllerinden La ilahe illallah lafzını çokça tekrar ediyorlardı. Allah'ın zikrini dillerinden, yani gönüllerinden eksik etmiyorlardı. La ilahe illallah. Yani benim ile kullarım arasında, beni zikreden kullarım arasında özel bir hesap vardı. Hani bankada zaman zaman özel hesap açarız ya. Allah ile kulu arasında zaman zaman özel şifreli hesapları olur değerli kardeşlerim. Hiç kimsenin bilmediği yerlerde, hiç kimsenin görmediği ortamlarda dahi kul Allah ile olan özel hesabına yatırım yapmaya gayret ettiği sürece kazananı,
amellerin ortaya döküldüğü o dehşetli kıyamet gününde kazananı kendisi olacaktır değerli kardeşlerim. Madem öyle, Allah ile aranızda özel olan bu muhabbetinizi artırmaya gayret gösteriniz değerli kardeşlerim. Allah kendisini anmaktan bizleri hiçbir zaman gafil kılmasın değerli kardeşlerim. Gönüllerimize Esma-i İlahi düştüğü müddetçe, gönül ekranımıza Zikrullah, La İlahe illallah düştüğü müddetçe kazananlar ancak bizler olacağız değerli kardeşlerim. Rabbim dilimizden, gönlümüzden Zikrullah'ı eksik etmesin. Rabbim gönüllerimize La İlahe illallah demeyi her daim nasip eylesin. Henüz dillerimize prangalar vurulmamışken. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.